herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Reşat Nuri Güntekin'in İnkılap Yayın Evi'nden 1983 yılında çıkan Yaprak Dökümü adlı kitabını inceliyoruz. Başlıyoruz. Kitabın konusu gelir düzeyinin üzerinde bir yaşam sürmek isteyen ailenin dağılışıdır. Kitabın özeti Ali Rıza Bey şair ruhlu içine kapanık, kendi halinde dürüst bir insandır. Prensipleri kendi prensipleriyle bağdaşmayan insanlarla çalışmak istemediği için şirketteki memuriyetinden istifa eder. Üsküdar'daki evine çekilir. Ali Rıza Bey'in Şevket isminde bir oğlu ile Fikret, Necra, Leyla, Ayşe adında dört kızı vardır. Ali Rıza Bey İşten çıktığı sırada oğlu Şevket yüksek maaşlı bir bankaya memur olur. Evin bütün yükü onun üzerine biner. Şevket babası gibi iyi yetişmiş, karakterli, namuslu bir gençtir. Ailesine de son derece bağlıdır. Babasının doğruluk ve namus uğruna işten istifa etmesini gayet uygun bulur. Buna karşılık Ali Rıza Bey'in hanımı Hayriye Hanım bu durumdan hiç memnun kalmaz. Bir süre sonra Şevket, Ferhunde adında hafif meşrep bir kadınla evlenir. Eğlenceye düşkün olan bu kadın birbirinden genç, güzel ve hareketli, asi olmaya meraklı olan Necla ve Leyla'nın da karakterini bozar. Bir eğlence ve moda düşkünlüğüdür başlar. Evde sık sık partiler düzenlenir. Evin büyük kızı Fikret, yengesi ve kardeşleriyle anlaşamadığı ve bu durumdan hiç memnun olmadığı için en az babası kadar üzgün ve kırgındır. Hayriye Hanım sırf kızlarına koca bulmak ümidiyle evde her değişikliğe razı olur. Şevket de olanlardan memnun kalmamasına rağmen belki de karısının tesiriyle kendisini bu hevese kaptırmıştır. Evde gün geçtikçe itibarı düşen Ali Rıza Bey tekrar işe gitmeyi düşünürse de başaramaz. Eğlenceler ve toplantılar için lüzumsuz yere para harcanan evde maddi sıkıntılar başlar. Kavgalar, türlü rezaletler ve sefaletler birbirini takip eder. Ali Rıza Bey çocuklarındaki bu korkunç değişiklikler karşısında hayret, şaşkınlık ve acı içinde kıvranmaktadır. Evdeki bu anormal havaya ayak uyduramayacağını anlayan Fikret yaşlı dul bir adama gelin gider. Böylelikle aile ağacının yapraklarından biri düşer. Ali Rıza Bey çirkin durumlardan kurtulmak için kızlarını evlendirmeyi düşünür. Fakat dürüst ve namuslu damat adayı bulamaz. Bu arada Şevket masrafları karşılamak için bankadan borç alır. Sonra ödeyemez. Hapse atılır. Böylece ikinci yaprak düşer. Kocası hapisteyken Ferhun da evden kaçar. Bu üçüncü yaprağın düşüşü olur. Karısının kaçtığı haberini hapishanede babasından alan Şevket üzülmez. Hatta bir beladan kurtulduğu için memnun bile olur. Ferhunde'nin kaçışı ile ele başlarını kaybeden Leyla ve Necla bocalarlar. Evde hakimiyet yine Ali Rıza Bey'in eline geçer. Toplantılara ve eğlencelere son verilir. Bu monoton hayat kızlara pek sıkıcı gelir. Sırf bu havadan kurtulmak için Necla binbir türlü hayaller kurarak kendisini zengin gösteren bir Suriyeli ile evlenir. Fakat Suriye'ye gidince orada kocasının birkaç karısının daha olduğunu görür. Kendisini kurtarması için babasına mektup yazar. Bu dördüncü yaprağın düşüşüdür. Bu arada Leyla kötü yola sapar. Ali Rıza Bey kızını evden kovar. Leyla bir avukatın metresi olur. Bu beşinci yaprağın düşüşüdür. Bu olaydan sonra Ali Rıza Bey'e hafif bir inme iner onu yiyip bitiren asıl hastalık içindedir. Leyla da gittikten sonra ev bütün ıssız kalır. Hayriye Hanım bütün güç ve kuvvetini kaybeder. Leyla yüzünden kocasına sık sık sitemlerde bulunur. Bunun üzerine Ali Rıza Bey ada pazarına Fikret'in yanına gider. Fakat aradığı huzuru orada da bulamaz. Kalabalık bir aile hayatı içinde adeta bir cehennem hayatı yaşayan Fikret bütün iyi niyetine rağmen babasını yanında barındıracak durumda değildir. Bunun üzerine Ali Rıza Bey İstanbul'a döner. Hastalığı ilerlediği için eve uğramadan hastaneye yatar. Babasının hastalık haberini alan Leyla onu hastaneden çıkarır. Kendi evine götürür. Taksim'deki lüks apartman katında hep birlikte rahat yaşamaya başlarlar. Ara sıra yolda eski kahve arkadaşlarıyla göz göze gelmese Ali Rıza Bey büsbütün huzur içinde olacaktır kitabın ana fikri çılgın hayallerin maddi israfların gereksiz özentilerin hüküm sürdüğü bir ailede çöküntülerin başlaması kaçınılmazdır. Kitaptaki şahısların değerlendirilmesi. Ali Rıza Bey şair ruhlu, içine kapanık, kendi halinde dürüst bir insandır. Şevket babası gibi iyi yetişmiş, karakterli, namuslu bir gençtir. Ailesine de son derece bağlıdır. Ferhunde Eğlenceye düşkün, genç ve güzel bir kadın. Yazar hakkında kısa bilgi. Reşat Nuri Güntekin 25 Kasım 1889 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Bursa'da başladığı öğretmenlik hayatına çeşitli okullarda devam etti. Milli Eğitim Müfettişi, Çanakkale Milletvekili, Paris Kültür Ateşesi oldu. Kanser tedavisi için gittiği Londra'da öldü. İstanbul'da Karacaahmet mezarlığına gömülüdür. Eserleri, çalı kuşu, damga, dudaktan kalbe, akşam güneşi, bir kadın düşmanı, yeşil gece, acımak, yaprak dökümü, kızılcık dalları, gökyüzü, eski hastalık, ateş gecesi, değirmen, miskinler tekkesi, harabelerin çiçeği, kavak yerleri, son sığınak, kan davası.